Güzel bir Mersin gününde yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size küçük bir Mersin gezisi yapacağız. Hava çok güzel. Bugünü böyle değerlendirelim dedik. Arkamda da görebiliyor musunuz? Evet, şurada bakın 52 katlı görünüyor hemen arkamda. Şimdi burası Mersin'e yeni yapılmış olan Millet Bahçesi. Orayı gezmeye geldik. Size yavaş yavaş şöyle yürüyorum ben de. Etrafı göstereceğim. Daha sonra farklı yerlere gideceğiz. Hepsini size tek tek çekeceğim. Hadi bakalım. Güzel bir videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Burada park var. Çocuklarınıza geldiğinizde güzelce oturup eğlenebileceğiniz. Her yer yemyeşil. Her şey düşünülmüş. Denize çok yakın. Güzel. Ailecek vakit geçirebileceğiniz bir yer. Bakın şurada kocaman bir ağaç. Altı olduğu gibi gölge. Çocuklar denize atlıyor galiba. Şuradan bir çekeceğim onları. Yüzmüşler. Güzel bir alan. Kocaman. Yavaş yavaş geziyoruz. Size de gezdiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Ne zamandır buraya gelmek istiyorduk da bir türlü fırsat olmamıştı. Şimdi kimse de yok. Kalabalık da yok yani. Geziyoruz. Karşısı Mersin Limanı arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada. Burada balıkçı teknelerini görüyorsunuz. Ağları onarıyorlar şu anda. Hepsi karaya çekmiş. Ağlara bakım yapılıyor. Şöyle daha da yakından göstereyim. Bakın. Bir yandan ağlar bakım yapılıyor. Bir yandan orta balıkçıları balık tutuyor. Bugün gerçekten çok güzel. 52 katlıyı size şu açıdan da göstermek istiyorum. Bakın karşıda yakınlaştıracağım. İşte bu Mersin'in meşhur simgesi 52 katlı. Millet Bahçesi'nin içinde bir de kumsal alanı var arkadaşlar. Şu anda Ekim'in ilk günleri ama hala bakın hava çok sıcak ve denize giriliyor. Güzel alan. Denizin üstündeki gemiler. Size biraz denizin sesini dinleteyim. Dalgalar. Çok öyle korkulacak bir dalga yok. Millet Bahçesi'nin içerisinde şimdi
tematik bahçeyi geziyoruz arkadaşlar. Buradaki bitkileri göstereceğim size. Bu çok değişik, bodur ama kokulu bir bitki. Adını da gösteriyorum. Hemen bakın, burada detaylı olarak anlatıyor. Lavantinmiş bunun adı. Nerelerde kullanılır? Hepsini burada detaylı olarak anlatıyor. Geçiyorum, ilerliyorum. Dokunduğumuzda çok güzel bir kokusu var. Hepsinin böyle kısım kısım başlarında neye yaradıkları, ne için kullanıldıkları yazıyor arkadaşlar. Mesela bu. Bunun adı berberis. Şu bitki peyzajlarda kullanılıyormuş. Bu zaten birçoğumuz artık öğrendik. Lavanta, bakın mor mor çiçekleri. Dokunduğunuz o kadar güzel kokuyor ki. Hala ufak tefek var çiçekleri üstünde, bakın. Çok güzel. Bunlar genelde peyzaj alanlarında kullanılan bitkiler büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi hepsinin kısımlarında yazıyor ne oldukları, ne için kullanıldıkları. Yine berberiz. Çalı hanım eliymiş, bakın. Şunu uzaktan gördüm. Şöyle göstereyim. Çalı hanım eliymiş bu bitki. Bilmeyenlere gösterelim. Bu biberiye biliyorsunuz bir baharat olarak da kullanılıyor ama peyzajlarda da yine kullanılıyor. Şöyle ilerliyorum. Bunun adına bakalım. Bu da alaçalı taflan bitkisini hemen gösteriyorum size. Sürekli gördüğümüz bitkilerden bir tanesi daha. Ada çayı varmış, bakın. Hep bu kokulu bitkilere zaten şöyle dokunduğunuzda hemen koku ortaya çıkıyor. Çok güzeller ya. Şöyle göstereyim uzaktan. Bakın böyle kısım kısım yapılmış. Hemen burada ada çayı işte neye yaradığını gösteriyor. Birçok alanda ama lavanta var. Millet bahçesi gezimiz bitti arkadaşlar. Gidiyoruz. Ben size son bir manzarayı da çekeyim istedim. Evet. Bakalım nereye gidiyoruz. Balık pazarına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım balık alacağız. Balıklar var. Bakalım neler varmış. Önce bir gezelim. Müzik.